bir koyun olayım, sen de bir kuzu. Açılış oyunlarından önce, protokol konuşmaları yapılmadan önce bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Ses veriyorum. Korkma sönmez bu şafak, korkma sönmez bu şafak, larda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o beni milletimin yıldızıdır, parlayacak o benimdir, o benim milletimindir. Ancak çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir günde bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen. Kanlarımız sonra helal hakkıdır, hakka tapan milletimin istilal. Sayın Milletvekilim, Sayın İkmal ve Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli il protokolü, Sayın Borsa Başkanım ve Meclis Başkanım, çok değerli üyelerimiz, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri şahsım ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız adına sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 17. Asso spor oyunlarımızın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın misafirler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 125. doğum yıl dönümü olan 2006 yılında başlayan ve geleneksel hale getirdiğimiz Asso spor oyunlarını 101. yılını kutladığımız Zafer Haftası'nda 17. kez düzenlemekten duyduğum gurur ve mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak isterim.
2020 yılındaki küresel salgın dışında hiç ara vermediğimiz ASSO spor oyunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde en uzun soluklu spor organizasyonudur. Bundan sonra bize düşen ASSO spor oyunlarımızı her geçen yıl daha ileriye taşımak ve ülke genelinde tanınır bir marka haline getirmektir. Bu önemli organizasyonumuzu daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda biraz önce söylediğim gibi Zafer Haftası kutlamalarına dahil eden Afyonkarahisar Valiliğimize teşekkür ediyorum. Büyük taarruz ve büyük zaferin 101, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlarken büyük coşkuya 17. ASSO spor oyunlarımızla katkı sağlamanın sevincini yaşıyoruz. Kıymetli konuklar, ASSO spor oyunlarımız, üyelerimiz ve ilimizdeki kurum temsilcilerinin dostluk ve rekabeti bir arada yaşamasına, aynı zamanda tanışıp kaynaşmasına da vesile oluyor. Bu yıl futbol, basketbol, voleybol ve halat çekme gibi takım sporlarının yanı sıra ayak tenisi, ayran içme, penaltı yarışı, bilek güreşi, masa tenisi, 100 ve 400 metre koşu, uzun atlama, ok atma, bowling, hedef vurma, dart, tavla, denge çubuk, bocce gibi bireysel oyunlarımızla takım ve bireysel branşlarda toplam 700'ü aşkın sporcumuzla mücadelelere şahit olacağız. Bu yıl takım oyunları için lisans bastırdık. Yaklaşık 200 sporcumuzun 17. ASSO spor oyunları lisansı bulunuyor. Biraz sonra ASSO spor oyunlarımızın klasiği olan iş dünyası kamu kurumları halat çekme yarışmasını da düzenleyeceğiz. Son yıllarda iş dünyası bu yarışmayı hep kaybetse de bu yıl umutluyuz. Zaten biliyoruz ki devletimiz kazanırsa hepimiz kazanırız. Sayın Valim, değerli konuklar, ASSO spor oyunlarımızı biz tek başımıza düzenlemiyoruz. Üyelerimizin katkı ve katılımları, kamu kurumlarımızın işbirliğiyle ASSO spor oyunlarımızı her geçen yıl büyüttük, geliştirdik. Afyonkarahisar Valiliğimiz, Afyonkarahisar Belediyemiz başta olmak üzere ana sponsorumuza, etkinlik sponsorlarımıza, elmas, platin ve altın sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl etkinlik sponsorlarımız arasında Kanal 3'ün yanı sıra Afyon Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Afyonkarahisar İl Temsilciliği de yer aldı. Kanal 3'ün yönetimi ve çalışanlarına, Afyon Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve üyelerine, Türkiye Spor Yazarları Derneği Afyonkarahisar İl Temsilciliği yönetim ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine 2019 yılından bu yana ASSO spor oyunları organizasyonlarında önemli bir sorumluluk üstlenen Limit Sensin ekibine, bugünkü güzel birlikteliğe sağlayan ASSO spor oyunları komisyonumuza ve personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Söyledikleri türkü ve şarkılarla kulaklarımızın pasını silen Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyen ve öğrencilerine de teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, sözlerimin sonunda Ağustos ayında kazandırdığı zaferlerle tarihimize altın harflerle geçen Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Malazgirt'ten Kocatepe'ye devletimiz ve milletimiz için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Sizleri tekrar sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sertesel'e kıymetli konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeybe'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
Değerli valim, kıymetli milletvekilim, garnizon komutanım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin temsilcileri, değerli paşalarımız, Afyonumuzun değerli protokolü, ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. ATSO spor oyunlarının 17.sinin kazasız belasız, artık kim kazanır bilmiyorum ama Hüsnü Başkan'ın söylediği gibi ticaret odası kazansın diye dua ediyorum. Hiçbir yıl kazanamıyoruz dedi ama inşallah bu sene kazanırlar. Tabii spor bizim birleştirici gücümüz. Herkese ben kazasız belasız bir yarış diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Avukat Hakan Şeref Olgun'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, ilimizde misafir olarak bulunan değerli komutanlarımız, kıymetli hazırın, sevgili sporcular, basınımızın güzide mensupları, hanımefendiler ve beyefendiler. Zaferimizin 101. yılında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen spor oyunlarının 17.sı gerçekleştiriliyor. Sporcular arasında rekabet ve dayanışma duygusunu perçinleyen spor oyunlarının zafer haftasında yapılması da ayrı bir güzellik teşkil ediyor. Bu yıl sporcu kent Afyonkarahisar sloganıyla yola çıkan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu sloganla spor ve şehrin bütünleşmesine katkı sağladığına inanıyorum. Böyle bir spor organizasyonunun Türkiye'de başka bir örneğini duymadım. Bu da Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen spor oyunlarının önemini bir kat daha artırmaktadır. Büyük taarruzun 101. yıl dönümünde spor oyunlarının etkinlikler arasında çok önemli bir yeri var. Zaferimizin yıl dönümünde coşkumuz, gururumuz gün geçtikçe farklı etkinliklerle artıyor. Bu anlamda ASO spor oyunları etkinliğini çok kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Daha önceki konuşmalarında belirttiğim gibi Zafer Haftası etkinliklerinde halkımızın ve STK'ların katılması oldukça önem arz etmektedir. Zafer Haftası'nda STK'ların yapacağı etkinliklerle halkımızın birlik ve beraberlik duygularının sesleneceği gibi ilimizin tanıtımını da katkı sağlamış olacaktır. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu etkinliklerinin diğer STK'lara da örnek olmasını, önümüzdeki yıllarda diğer STK'ların da katılımının yüksek olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle spor oyunları etkinliğinde emeği geçen herkese ve sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine Zafer Haftası münasebetiyle Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla yad ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar Vali Yardımcımız Sayın Mehmet Kekli'yi tensip buyururlarsa konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ederim. Sayın Milletvekilimiz,
Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, ilimizin çok değerli protokolü, çok değerli Afyonkarahisarlılar, değerli basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, sözlerimin başında sizleri en kalbi, en içten duygularla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu yıl 17.si düzenlenen ATSO Spor Oyunları etkinliğinde, programında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederken, bu özel ve anlamlı programın hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını da Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, hepimizin bildiği gibi Necip milletimiz için Ağustos ayı zafer ayıdır. Milli tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden iki önemli, iki büyük zafer Ağustos ayı içerisinde cereyan etmiştir. 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan komutasındaki şanlı ordumuz Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapısını Türklere yani bizlere sonsuza dek açarken 26 Ağustos 1922 tarihinde bu açılan kapıyı kapatmak isteyen emperyalist güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki şanlı ordumuz çok büyük bir ders vermiş ve başkomutanlık meydan muharebesi zaferiyle bu kapının sonsuza dek bize açık olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu zafer haftası ve zafer ayı vesilesiyle kutsal Anadolu toprağını canıyla kanıyla bizlere vatan kılan Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar canlarını vatanımız uğruna vermiş tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla ve tazimle yad ediyoruz. Şu an yaşayan tüm gazilerimize de sağlık, afiyet ve huzur içerisinde bir yaşam temenni ediyoruz. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, zafer haftamız birçok etkinlikle, zafer haftamızı birçok önemli etkinlikle idrak ediyoruz ve gerçekleştiriyoruz, kutluyoruz. Büyük bir onur duyuyoruz. Zafer haftası etkinliklerimizin aslında en önemli, en anlamlılarından bir tanesi de bu yıl 17'si düzenlenen ve her yıl artan sporcu sayısıyla da esasında çok büyük bir başarı ifade eden ASO spor oyunları hakikaten sporcularımız arasında tatlı bir rekabeti ortaya koyduğu gibi bir taraftan da az önce Hüsnü Başkanım'ın ifade ettiği gibi dostlukları da kardeşlikleri de pekiştirmekte. Ben emeği geçen, bu organizasyonda emeği geçen çok değerli ATSO Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser Beyefendi'ye, Meclis Başkanımız Mustafa Ali Çelikten Beyefendi'ye, Genel Sekreterimize, tüm ATSO ekibine, başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tüm sporcularımıza başarılar dilerken sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sayın Vali Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Törenimizin açılış konuşmaları kısmı sona ermiştir. Final oyunlarımızı başlatmak üzere sözü Limit Sensin ekibine bırakıyorum. Tüm konuklarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz ve artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden 100 metre koşu etabıyla devam edelim. Hemen sporcularımızı start alanına alacağız. 100 metre koşunun ardından ayran içme yarışımız devam edecek. Kıymetli misafirlerimiz de bizlere eşlik ederse, birlikte izlersek çok mutlu olacağız. Ayran içme yarışının ardından da 400 metre etabıyla devam edeceğiz ve daha sonrasında evet misafirlerimizin sırası gelecek. Onları sahaya alacağız ve halat çekme yarışı yapacağız. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli milletvekilleri hep birlikte halat çekme yarışımızı da gerçekleştireceğiz. Evet, haydi bakalım 100 metre yarışı için hazır mıyız? Hemen listeden ben çağıracağım. Evet, ilk 8'imizi çağırıyoruz. Hayrettin Karakaya, Can Eymür, Serhat Şahin, Ali Aydın, Ömer Uğurşen, İlhan
Tokay, Uğur Kandemir ve Murat Avcı. Sekizlisini starta bekliyoruz. Evet, sporcularımızı bir kez daha anons edeceğim ben. Bir kez daha. İlk sekizlimiz Hayrettin Karakaya. Koş 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 koş. Can Emir, Serhat Şahin, Ali Aydın, Ömer Uğurşen, İlhan Tolay, Uğur Kandemir ve Murat Avcı. Evet, bekliyoruz sizi startta. Evet, 100 metreyi tamamladıktan sonra tüm protokolümüzü halat çekme yarışına sahaya davet edeceğiz. Keyifli bir yarış olacak. Evet, ilk sekizlimiz hazır mı? Hazır. Evet, sporcularımız hazır. Yerlerini aldılar start noktasında. 100 metre için hazırlar. Evet, parkuru boşaltalım çocuklar. Çocuklar, parkurumuzu hanımefendi, parkuru boşaltalım. Startımızı alıyoruz 100 metre için. Bizler start için hazırız. 100 metre etabı için. Şu an itibariyle startımızı aldık. Oo, evet, sanki dünya şampiyonları koşmakta maşallah. Afyon, efsanesiniz Afyon. Evet. Evet, tüm protokolümüzü artık ben sahaya rica edebilir miyim efendim? Halat çekme yarışı için hazır mıyız efendim? Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Garnizon Komutanım, Vali Yardımcılarım, Belediye Başkan Yardımcılarım, tüm protokol. Evet, Afyon olarak çok büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha tüm Türkiye'ye göstereceğiz bu şekilde.
Sayın Valimi bir tarafa başı çekmek üzere, Sayın Başkanımı diğer tarafa başı çekmek üzere yerleşelim efendim. Diğer konuklarımız da nasıl isterlerse yerleşebilirler. Ama bir tarafa Sayın Valimi, bir tarafa Sayın Başkanımı rica edeceğim. Evet, dediler ki efendim iş dünyası bu tarafa. STK'lar ve kamu kuruluşları olarak ikiye bölünelim efendim. Ama görüyoruz ki iş dünyası mızıkçılık yapıyor Sayın Valim. Olmaz. Evet. 3-2 birle mi? Geri sayımla mı başlıyoruz? Bir dakika. Evet. İş dünyası hazır. Kamu hazır. 3-2-1. Oh. Evet. Büyük taarruz bir kez daha yaşanıyor burada. Evet. İkinci büyük taarruzu yaşadık sayenizde. STK'lar kazandı. Efendim, bu ekibi Sayın Valim, Sayın Başkanım. Bu ekibi penaltıya alabilir miyiz hemen? Evet. Efendim, bu ekibi hemen penaltıya alabilir miyiz? Bence geçeriz. Evet. Hep birlikte penaltıya gidiyoruz. Bakalım aynı başarı STK'lar gösterebilecek mi?